başladı. Brown'la başladık içime saklamaya. Bakalım Frozen üzerine ne kadar odaklanacaklar. Yani bu arada Aurora tarafında da yani Rain geçen sezonun aksine acayip bir mevsim geçiriyor bireysel anlamda. Ama bir türlü Aurora tarafı o istikrarı bulamadı. Yani Rain'e maçları taşıtacak. Dün de mesela çok ondan beklenen işte ikili kaynak aktarma oynadılar onlar iki taşıyıcıyla. Rain'den beklenen bence her şeyi aldılar ama ya Wisdom gene Wisdom'lığını yapıp Karthus'ken o kadar kasmışken ejderin içine falan atlayıp ölünce Rain'in de biraz işi zorlaştı. Ama Rain'den çok iyi performans oluyorlar. Yani sadece geleneksel nişancılarda değil üstelik Yasuo'sunda daha üstelik da verim alıyorlar. O yüzden yani bir şekilde ona daha çok yardım etmeleri gerekiyor. Bence kesinlikle kaynak aktarma oynamasınlar. Ya hakikaten çok fazla deniyorlar bu arada kaynak aktarmayı. Sürekli Wisdom üzerinde deniyorlar. Wisdom'ın da... Ya nasıl anlatayım ki daha fazla Wisdom'ı? Wisdom yani sizi her an takıma maçı sattırabilir, maçı kaybettirebilir. Her an maçı da alabilir size. Ya bu kadar riskli bir durumdayken, bu kadar tehlikeli bir oyuncuya bu kadar kaynak aktarmak bana çok sağlıksız geliyor ya. Bu arada seçim yasaklamaya geçtik. Swain, Shen ve Braum yasaklama geldi Fenerbahçe'den. Zoe yasaklaması ki... Frozen'ın çok sevdi. Şu anda metada da çok güçlü şampiyon yasaklandı. Aatrox geldi. Talia yasaklaması gelmezse ilk seçim Nocturne geldi. Nocturne veya Talia'nın ilk seçim olacağını tahmin. Şimdi Talia ilk seçim için en uygun şampiyon gibi. Talia gelirse yalnız bu Aurora'nın evet geldi. Aurora'nın seçimlerinden birinin Kindred olacağına eminim ben. Emin gibiyim. Talia'yı hala ormana göndermek zorunda değil. 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 Orta koridorda hatta ki, nişancıda da. Frozen da çok iyi Talia oynar. Nişancıda da çok iyi iş yapıyor ama tabii Pedan'ın ne kadar hakim olduğu ayrı bir tartışma. Şey yapabilirler. Belki Pedan'ı orta koridorda kaynak aktarma oynatıp Talia'yı botta alt koridorda kullanabilirler. Evet. Yanına Shen'le falan özellikle çok kuvvetli oluyor. Shen'i yasakladılar gerçi ama Morgana geldi. Ben buraya Kindred'in geleceğini düşünüyorum şahsen. Morgana'yı da bu kadar erken almak yani gerek var mıydı? Mesela bu Darius için iyi bir pozisyon değil aslında. Biz Darius düşünüyorum Mundo için. Çünkü Darius'un iyi bir pozisyonu yok karşı tarafta. Darius... Ya Mundo'yu burada alacağını Kindred alsalar... Mundo'yu daha sonra son seçim yani ilk turun son seçimi olarak yapsalar... Önce Darius'un... Darius geldi şimdi tabii. Belki Kindred'a gidebilirler. Evet. Ama yani Darius'u vermiş oldunuz. Evet, Mundo'nun etkinliğini düşürmüş oldu Doğuş Üniversitesi Aurora. Bunu ilk maçta da görmüştük. Bir önceki maçta tam dediğin gibi yapmıştı. Ve ileriyle duramadı yani evet. Karşısında Mundo'nun. Ama Kindred'a gitmemeyi tercih etti Doğuş Üniversitesi Aurora. Belki yasaklama çekmek istiyor olabilirler Wisdom üzerinden. Bu arada ya ben her zaman söylüyorum ama ben Ezreal'a karşı ayrı bir antipati besliyorum. Yani kötü değil asla ama hiçbir şey vermiyor. Değil ya. Hiçbir şey vermiyor yani takımı. İdare ediyor yani orada abi ben takılayım yapıyor yani. Hele geç takım savaşlarında bu kadar dövüşçünün odaklı, bu kadar dövüşçü odaklı bir meta olmasak, dövüşçü odaklı olduğu için bütün yeteneklerini tuttursa bile bir işe yaramıyor Ezreal. Doğru. Ama Ezreal tercihinde bulundu. Eko yasaklaması geldi 1907 Fenerbahçe'den. Eko bayağı bir takımdan bu arada dünya çapında beklenen bir şampiyon. Hı. Özellikle üst koridorda bazı kontrol olması için beklenen ama aynı zamanda orta koridorda da işte Zoe'nin yaptığı işleri mesela ters yönden yapabilen. Çünkü Zoe bir baskı kuruyor size koridorda ama Zoe falan acayip cezalandırabilen bir şampiyon. O yüzden yasaklanması uzun sürede beklenen bir şampiyondu. Alınması da beklenen bir şampiyondu ama hala alındığını görmedik. Heimerdinger ve Vladimir yasaklamaları geldi. Bu taraftan da Camille geliyor. Şimdi Aurora'nın tam olarak ne yapmak istediği belli olacak. Yani Morgana'yı aşağıya mı gönderecekler, ortaya mı gönderecekler o belli olacak. Büyük ihtimalle aşağı gidecektir tabii. Çok büyük ihtimalle aşağı gidecektir. Ortaya giderse çünkü hiç hasar yok şu anda ya Aurora cephesinde. Yani sıfır hasar. Evet. Sıfır değil yani. Sıfır değil tabii ki Ezreal'ın hasarı var ama yani çok yetersiz. Çok klasik bir kompozisyon kurdular şu anda. Ve çok klasik ama gerçekten çok düşük hasardı. Şu anda tabii 1907 Fenerbahçe bir şekilde Darius'u zaman kazanabilecek bazı şampiyonlara yönelirse... Ki hani mesela eş alarak bunu yapabilirler ki koridorda da çok rahat ederler. Bu arada Trundle çok iyi bir seçim olur Fenerbahçe için. Aynen öyle. Mundo'ya karşı da çok faydalı. Sejuani'ye karşı da gerekirse. Koridor aşamasında Sejuani'ye karşı da çok etkili. Hala Kindred açık bu arada. Trundle geldi. Kindred açık. Kindred... Boş geçildi bu maçta. Boş geçilecek gibi duruyor en azından. Evet yani aslında Sejuani yerine Kindred çok daha iyi olur Aurora'da ki bu kadar otomatik saldırı eksikliği varken. Yani Aurora'nın burada Kindred'i boş geçmesi çok ilginç. Çok ilginç gerçekten. Ama Trundle seçimi geldi. Son olarak da nişancı Lucian alıp
son derece standart bir kompozisyon kurmayı tercih etti Fenerbahçe cephesi. Görüyorsun Talya orta koridorda olduğu için biraz oradan baskı kurabilir Aurora. Talya'nın üzerine baskı kurabilir. Hala böyle bir şansları var. Ortaya ne seçecekler? Tabii Talya da eski orta koridoru ittirme gücünün olmadığı için. Şu anda yani kontrol almaları gerekiyor şu anda Aurora tarafın çünkü Galio'yu yöneldiler ama yani Galio'yu şöyle ellerinde kompozisyonu Galio'yu rahat rahat rakibin içine sokabilecek bir tane şampiyonları yok. Bunları uzakta tutabilir. Kısmen Sejuani var. Kısmen hani. Bir Nocturne veya bir Camille değil yani. Yok yok değil. O yüzden Galio'nun etkinliği de biraz kısıtlı olacaktır. Yani Mundo'yu da çok rahat bir şekilde Trundle'da üst kilisiyle düşürebilirler. Ya, Team Aurora'nın çok ekstra şeyler yapması gerekiyor bu oyunda. Artı Fiddle'ın korkutma özelliği rakibi çok uzak tutabilir. İşin ilginç yanı daha da önemli bir konu var. Şimdi Mundo beklenenden fazla hasar çıkaran bir şampiyon. Fakat yani şu anda bakıyorum Galio ve ana taşıyıcılar, orta koridor ve nişancı pozisyonundaki Galio ve Ezreal beklenenin çok altında hasar çıkıyor. Çok ciddi hasar problemi olan bir kompozisyon oranın ki. Yani bakalım neler olacak göreceğiz. O zaman son maça yavaş yavaş geçiş yapalım. 1907 Fenerbahçe mi Doğuş Üniversitesi Aurora'ma bu maçın anlatımı için sözü sunuculara bırakalım. Günün son karşılaşmasıyla yeniden sizlerle beraberiz. Bakalım analiz masasında söylediği gibi bu maçta kazanan kim olacak? Bir tarafta oldukça ciddi tank bir kompozisyon var. Diğer tarafta ise öncelikle Frozen'ın geri dönüşü. Vayana'nın bir maçlık macerasının ardından. Bakalım takıma nasıl etki edecek? Onun dışında oldukça dengeli bir kompozisyon kurduğunu söylememiz lazım 1907 Fenerbahçe'nin. Şöyle bir sıkıntı var. Onların kurduğu kompozisyon evet ama rakiplerine bakınca şimdi karşıda bu kadar tank varken, yakın dövüşçü şampiyon varken elinizde Trundle olması bir de Darius olması sizin için inanılmaz bir avantaj. O yüzden kağıt üzerinde 1 değil 2-0 üstün görünüyor bence 1907 Fenerbahçe'nin kompozisyonu. Ve yani Darius'u görmüşken, Trundle olduğunu bilirken bir de orta koridora Galio eklemek birazcık sıkıntıya sokabilir. Özellikle oyun sonundaki takım savaşlarında Doğuş Üniversitesi Aurora'yı. Ama yani erken dakikaları iyi atlatabilirlerse, oradan bir kartopu etkisini bağlayabilirlerse kitle kontrolleri zincirleyerek sürekli birilerini yakalayabilirler. Ya yakalayabilirler ama hasarı ne kadar çıkarabilecekler evet. Soru orada aslında. Çünkü Ezreal'da ani hasar çok yüksek bir şampiyon olamıyor çok iyi bir erken oyun geçirmediği sürece. Bakalım neler olacak Vodafone Frozen Şampiyonluk Ligi'nde 4. haftanın 2. gününü 1907 Fenerbahçe Doğuş Üniversitesi Aurora karşılaşmasıyla sonuçlandırıyoruz. Bir tarafta 5 galibiyet 5 mağlubiyetteki 1907 Fenerbahçe. Diğer tarafta ise 4 galibiyet 6 mağlubiyetteki Doğuş Üniversitesi Team Aurora. Siz de hangi takım kazanacağını düşündüğünüzü Twitch sohbete FB ya da Aur yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Tabii bu takımlar arasında oynanan ilk maçı da Aurora'nın kazandığını izleyicilerimize hatırlatalım. Dolayısıyla mevsim serisini eşitlemek adına 1907 Fenerbahçe'nin elinde bir şans mevcut. Fenerbahçe sakin oynadığı sürece yani Trundle'dan ve Darius'tan çokça faydalanabilirler. Minyonlar harekete geçti. Çünkü yani Trundle için aslında gayet rahat bir maç olması gerekiyor. Yani Tiamat yapıp farmda Sejuani'ye fark atabilir rahatlıkla. Şimdi bu arada Naru'yla karşılaşacak Frozen. Şimdi taş hasadıyla beraber Naru'ya geri dönüş hasarını gayet güzel verdi. Şimdi rakibin kırmızısını çalmak üzere rakibin ormanına doğru gidiyorlar. Yalnız Dr. Mundo bu denemenin farkında. Şimdi Mu ve Thaldrin orada kırmızı güçlendirmeyi çalacaklar. Burada Wisdom'ın nasıl bir hamle yapacağı daha büyük önem arz ediyor. Burada Mu'a isabet etti yanılmıyorsam o çanta. Canını birazcık azalttı. Trundle yalnız bununla ilgili çok büyük problemi olmayacak. Son ısırıkla beraber çarpında kullanıyor ve kırmızı güçlendirmeyi aldı. Şimdi Wisdom Gromp'ta. Gromp'tan acaba kırmızıya doğru bir hareketlenme göreceğiz mi kendisinden? Evet, önce Gromp'u almayı tercih etti. Şimdi Mu tabi fark ediliyor bunu yaparken. Ve Wisdom şu anda bir penceresi olduğunun farkında. Mu yalnız orta koridora doğru yaklaştı. Kırmızısını korumak istiyor. Kırmızısını korumak istiyor kesinlikle. Keskin gagalarında büyük olanını almadı. Ya madem böyle bir hamle yapacaktı Mu, acaba birazcık daha erken gelebilir miydi? Şimdi Wisdom'u ormanda yakalamak istiyor. Wisdom'u güzel sıkıştırdı. Güzel bir buzdan sütun kullanımı. Daha da önemlisi Mu şimdi kendi kırmızısında alarak 3 güçlendirmeli bir başlangıca doğru emin adımlarla ilerleyecek. Ama tabii ki 3 güçlendirmeli bir başlangıç yapmak için bayağı da bir dolanacak. Wisdom'da kırmızı olmayacak belki ama vakit kaybetmeden ormana döndüğü için küçük kamplardan
olabildiğince altın ve deneyim kazanmaya çalışacak. Hatta şimdiden 3. seviyeye ulaşmış. Ve biz Move'un henüz 3. seviye olamadığını belirtelim. Şu anda sadece 2 tam kamp, bir de bir iki tane Keskin Gaga aldı ufaklardan. Şimdi Move mavi güçlendirmesine doğru gitti. Mavi güçlendirmesine doğru atlamadı Saçer Tohum'la. Onun yerine Yampiri yengecini korumak istiyor Wisdom'dan. Tabii Wisdom'ın seviye avantajı burada mevcut. Buzdan sütununu da kullandı burada Move. Şimdi orada Yampiri yengeç etrafında bir savaş olacak. Çarplar var. Move yalnız şimdi 3. seviye olmayı başardı. Buzdan sütunu yok. Wisdom'dan kutup saldırısıyla oradan çıkma denemesi. Move takibi sürdürüyor. Ya burada sadece ormancıları izlediğimiz bir 2-3 dakika. Çünkü aksiyonun tamamı neredeyse ormancılar arasında gerçekleşiyor. Toprak bozumu ve yerden bitmede Frozen'ın bu takası rahatlıkla kazanmasını sağladı. Mov'un tabi bu Keskin Gagalarla yarım kalmış bir işi vardı. Her gelişinde ikişer tane alırsa 3 ziyarette Keskin Gagaları tamamlayabiliyor Mov. Ve şimdi Gromp'una da dönecek. Öbür tarafta Wisdom hızlı bir şekilde kayıcılarına gidip onları aradan çıkarmak istedi. E bakalım Mov maviyi alacak. Yani benim merak ettiğim durum, Tiamat alacak mı? Bence alması gerekiyor. Wisdom'a en azından ormanda hani minyon konusunda fark atabilmek, ormanı çok daha hızlı dönebilmek için. Ama tabii direkt tank bir dizilime de yönelebilir. Şimdi Wisdom bu arada Tal'dan'ın bir baskın peşinde. Tabii o kadar fazla şimdi içeri doğru girdi Wisdom. Yalnız Tal'dan buradan nispeten rahat çıkacak. Yani Hios'un o kitle kontrolünü destekleyebilecek herhangi bir kitle kontrolü olmadığı için bu biraz vakit kaybı oldu. Az önce sana şu soruyu yönlendirmek üzereydim ki işleri birazcık kolaylaştırdı bizim için Wisdom. Mool 3 güçlendirmeyi başlangıç yaptı evet ama bunun karşılığında kaybettiği kaynaklar onu geride bırakmış mıdır, geriye düşürmüş müdür diyecektim ama Wisdom bu baskın denemesinde herhangi bir şey alamayarak aslında Move'a da inisiyatifi bırakmış oldu. Ve yani bütün ormanı şimdi çok rahat bir şekilde temizleyebilecek Move. 5. seviyeye de bayağı bir yaklaşacak. Ya çarpını da kullandı ve hızlı bir şekilde buradaki keskin gagaları da alacak. Tabii yani bu maçta hangi ormancının deneyim konusunda üstün olacağını en çok belirleyen şey Yampiri yengeçleri kimin aldığı olacak. Kanama yükleri de birikti Yos'un üzerinde. Şimdi Naru'yu yakalayacak. Yerden bitme tuttu. Naru yalnız orada kışkırtacak Trundle'ı. Savaş yerleri de kullanıldı. Naru skorunun alınması pek mümkün görünmüyor. Bu arada taş hasadı fena gelmedi Frozen'dan. İşlenmemiş bir toprak üzerinde attığı için daha fazla sayıda taşı yollayabildi ama Naru'dan güzel yana adımlar. Şimdi bir yerden bitme gelecek. Aynen öyle, Naru'nun geri dönüşünü de bozdu. Şimdi Naru risk almaya karar verdi çünkü Frozen'ın çok limitli manası kaldı. Ve Yampiri yengeci istiyor şu anda Move. Hala üstüne geri dönmüş değil. Yengeç çıktığı gibi hızlı bir şekilde onu temizleyecek. Zerg Sting de olabildiğince takım arkadaşına yardımcı olmaya çalışıyor. Benzer bir yardımı bu arada Naru'nun da alması gerekti. Orta koridora Wisdom'u getirdi. Şimdi Frozen 6. seviye. Wisdom gelmişken farmı da bayağı aldı. Yani farmı aldı ama ormana da oldukça az bir canla gitmesine yol açacak kadar fazla hasardı. Frozen'dan 7. Frozen Naru'nun geri gidişini yine engelliyor. Başına bela oldu adeta burada Galio'nun Talia. Şimdi o bedavadan bir geri dönüş imkanı yakalayacak. Minyon farkında 13 minyona kadar çıkarmış durumda. Trundle'dan Tiamat geldi bu arada. O da olabildiğince hızlı bir şekilde ormanı dönebilmek istiyor. Ya Naru o kadar uzun süre geri gidemedi ki canı doldu. Şimdi ışınlığında bekleme süresinde Galio'nun. Bakalım Frozen bunu ne kadar hızlı ittirebilecek. Manası biraz limitli şu anda. Eğer hızlı bir şekilde ittirirse aradaki minyon farkını daha da fazla arttırma şansına sahip olabilir. Hiç gitmediğimiz bir yere geldik. Kameralar alt koridora döndü. Ya burada bir minyon biçme festivali var. Herhangi bir aksiyon yaşanmıyor. Evet. Yani açıkçası çok da beklemiyoruz bir şey yaşanmasını. 6. seviyeye ulaşıldığı zaman o zaman işte Morgan'ın birini yakalaması, Ezreal ultisi veya Fiddlesticks ultisi sayesinde belki bir şeyler olabilir. Nuru şimdi 10 minyona sabitledi oradaki farkı. Yalnız hesaba katmadığı şey şu, tam bir minyon dalgası. Frozen'ın ellerinde olacak. Ya orta koridorda zaten ışınlığı yokken o kadar çok oyaladı ki Frozen Naru'yu. Orada bayağı bir arka arkaya minyon dalgasını kaçırmak zorunda kaldı. Bir de Talia adına iyi bir geri dönüş bu. Yani kayıp ciltle geri döndüğünüz bir geri dönüş hiç fena değil. Diğer tarafta Inflict DNA'yı aldı Galio.
oyun başında da ormancılardan başka kimseyi görmüyorduk. Yalnız burada arka tarafta takası sürdüren Fenerbahçe, 1907 Fenerbahçe infazda kullanılıyor. Rogu'nun kaçan karanlık eserti onlara pahalıya patladı. Yalnız Wisdom iyi bir pozisyondan baskına gelecek. Şimdi ilk kan görme ihtimalimiz var. Ulti de geldi, şimdi arka tarafa ışından gelecek. Galio da geliyor. Işınlan bakalım iptal edilecek mi? Işından iptal edilmedi. Taldrin orada Galio'yu kendisine doğru çekecektir diye tahmin ediyorum. Galio yalnız iki kişiyi kışkırttı. Zergsing'e doğru gitti. Kronometre kullanımı güzel yalnız çıktığı yerde onu ne bekliyor? Rogu'dan bu arada güzel bir karanlık esaret. Diğer tarafa doğru Zergsing sıçrayla çıkmayı başardı. Moon'un da sıçrasını kullanması gerekebilir. Sıçrayı kullanmasına gerek kalmadı. Yalnız burada Doğuş Üniversitesi Aurora ilk kanal olarak istediğine ulaştı. Rosen bu arada son anda kaçmayı başarıyor karanlık esaretten ve herkesin katıldığı mücadelenin sonucunda sadece bir skor sesi çıktı. Ve Wisdom Ejder'in arkasından dolanarak tam Move Yampirian geçi, pardon, keskin gagaları yaparken Ejder'in arkasından dolanarak geldi. Ya Move onu gördü mü görmedi mi gerçekten emin değilim. Gördüyse çünkü ya 1907 Fenerbahçe oyuncularının bilmesi gerekiyordu bunu. Güzel oyun bu arada. Naru'nun ileriye doğru atılacağı yeri tahmin eden Frozen havada yakaladı kendisini. Ya bunun sonucunda herhangi bir şey çıkmadı ama güzel bir sahne olarak akıllarda yer etti. 300 altınlıkta bir Doğuş Üniversitesi Aurora üstünlüğü mevcut. Naru mavisini almış. Mana problemlerini az da olsa çözebilecek bir güçlendirme. Diğer taraftan benzer bir hamleyi de şimdi Move orta koridor şampiyonu için gerçekleştiriyor. Buradaki 2 minyon da boşa gitmiş oldu. Ya tutsa alırdı sanki ama evet. Sanki problemsiz şekilde geri dönmeyi daha ön plana koydu Naru. Çünkü ışınlanını kullanmak istemiyor. Frozen karşısındaki tabii sihirdar büyüsü avantajı. Yalnız şimdi Yos'un başı dertte olabilir. 7. seviye. Kronometresi var gerekirse kullanmak için. Sırçasını kullandı. Taldrin tutacak menziline giremediği için. Takibi sürdürmeyecekler. Zaten sağlıklı bir minyon farkını şu anda Darius rakibin üzerine uygulamış durumda. 15 minyon. Ve o minyonlar şimdi saldırına doğru ittireceği için koridoru dondurursa aradaki farkı daha da açabilir. Evet burada görünmüyor. Az önce işte... Görünüyor muydu emin değilim ama büyük bir ihtimal yine görünmüyordu. Yani öyle bir yerden çıkmış ki gerçekten Wisdom. Hop. Fade away bir ultiyle gerçekleştirmiş. Öyle. Yani burada Naru'dan çok güzel bir hamle. Zergsing'den de bir o kadar güzel bir kronometre kullanımı. Ardından da karanlık esaret Move'e isabet edince... Genel anlamda çok iyi oynanan bir takım savaşı izlemişiz. Evet. Yani yetenek atışlarının kaçmadığı, doğru zamanda doğru hamlelerin yapıldığı ve her iki takımda böyle oyunlar sergileyince çıkan skor sesi az oluyor ama seyir zevki çok daha fazla. Alt koridorda denge sürüyor minyon sayısında. Ama tabii... Zergsing girecek. Şimdi ultisini kullanarak içeri doğru girdi çünkü Mu da geldi oraya. Şimdi Rain sıçrasını kullanmak zorunda kaldı. İnfaz yeterli olacak mı? Son vuruş gitmedi. Rain'i düşüremediler belki ama... Paddon orada Rogue skorunu almayı başardı. Wisdom'da kutup saldırısıyla yukarı doğru gidiyor. Yani Rain %5 canlı üzerinde tutuştur varken oradan çıkmayı başarıyor sıçrasını da kullanarak. Tabii kuleye bir hamle yapacaklar mı? Büyük bir ihtimal yapamayacaklar. Ama yine de koridoru kazanmak konusunda önemli bir adım attılar. Şimdi Naru sıçrası yok. Yalnız kule altında güzel kışkırtma geldi Naru'dan Move'a. Bu arada Move ultisini kullanmış Naru üzerinde. Frozen bunu kullanmak istiyor. Yerden bitme tutmadı. Taş hasadı yeterli olmayacak. Frozen'ın canı çok çok az. Canı çok az, iki tane 1907 Fenerbahçe oyuncusu var. Frozen otobüsü atlayıp kaçtı oradan. Mu da sıçrasını kullanarak güvenliğe doğru gidiyor. Yani Galio'yu yakaladığını düşündü. 1907 Fenerbahçe, düzeltiyorum. 1907 Fenerbahçe oyuncuları, özür dilerim, doğru söylemişim başta. Ama başaramadılar burada. Taldrin bu arada 30 minyon seviyesine çıkarmış durumda. Üzerinde minyon dalgasını öyle güzel bir yerde tutuyor ki. Yani Hios'un o minyonlara yaklaşması bile çok çok zor. Ancak böyle uzaktan çanta fırlatarak minyon alabiliyor. Yalnız tabii bu kadar ilerideyken koridorda bu Wisdom'a bir avantaj, pozisyon avantajı sağlıyor. O da vadinin alametine başlamış durumda. Yalnız Frozen şimdi bu denemeyi engellemek üzere oraya geldi ve başarıyla engelledi. Zergsting de iyice dürtüyor rakiplerini alt koridorda. Ve yani az önceki savaştan yenilgiyle ayrılınca Rain ve Rogue ikisi koridorda da durmakta bir tık zorlanıyorlar. Şimdi o karanlık esaret işte Zergsting'e tutsa canı bayağı yanabilirdi. Ya tabii iki tarafta da aniden çıkabilecek hasar miktarı o kadar fazla ki ve tabii 1907 Fenerbahçe çok önemli bir hamle. Buraya bir kontrol totemi koymuş. Takımınızda Fiddlesticks varken bu alanların kontrolünü almak istersiniz.
Rogue'u oraya zulüm toplar bırakarak en azından Zerg'in bir hamle yapıyor mu? Onu görmeye çalışıyor. Ama işte az önce bir denge olduğunu söylediğimiz minyon sayısı da bu pozisyon itibariyle ve şampiyon seçimi itibariyle 1907 Fenerbahçe tarafına kalıyor. Paddon'dan da bu arada güzel hamle. Gizemli atışın önüne geçerek minyonu öyle almasını engelledi rakibinin Rain'in. Ve koridorda dondurmaya devam ediyor. Ya acaba bir isabet dalgası gelir mi Scarlet? Ya gelebilir aslında. Daha şiddetli bir şekilde ittiriyor olsa o koridor atabilir belki. Çünkü Paddon evet şimdi attı. Ama işte isabet dalgasında şöyle bir sıkıntısı var gerçekten. Koridorun tamamını temizlemek için pek iyi bir araç değil. Çoğu minyonu azıcık canına bırakıyor. Hatta şu anda 1907 Fenerbahçe'nin ekmeğine de biraz yağ sürdü. Paddon'dan yine güzel öldü. Çok kötü oldu bu arada kullandığı isabet dalgası. Evet yani öldürmedi süründürdü minyonları. Ama bu da Paddon'un işine geldi. Şimdi burayı bozmak için Wisdom'dan yardım istediler. Wisdom alt koridora doğru yaklaşıyor. Move da oraya gelecek. Move'un oraya geldiğinden haberdar değiller. Burada bir 3-3 gerçekleşebilir. Ve Rain'in isabet dalgası olmayacak bu savaşta. İnfaz var Paddon tarafında. Şimdi geliyor. Ulti geliyor. Fiddlesticks'den içeri doğru girdi. Bu sefer yalnız sıçrası yok Ezreal'ın. Çakışı da yok anlamına geliyor bu. Şimdi arkadan Galio ultiyi kullandı. Ve arka tarafta bakıyoruz. Fiddlesticks almayı da başardılar. Şimdi Move'un da başı dertte. Trundle da düşecek. Bir anda bu savaş 4'e 3'e dönüştü. Taldırın içeride 3 kişinin arasında. Bu arada Talia'nın ve Darius'un alan hasarı çok etkili olabilir ama ulti atamadı. Ultiyi sıfırlama şansı vardı orada Taldrin'in. Ama Darius ultiyi atamıyor. Ve bir anda Doğuş Üniversitesi Aurora bu savaşta avantaj tarafı haline geliyor. Yalnız Paddon'dan güzel oyun. Talia skoru almayı başardı yalnız. Paddon'a da harika bir karanlık esaret Rogue'dan geliyor. 4 kişiyi birden düşürmeyi başardı burada. Doğuş Üniversitesi Aurora. Gerçi bunun ardından sadece 300 altınlık bir üstünlük yakaladılar ama. Yani arka arkaya isabet eden yetenek atışlarıyla sürekli böyle kurtulmuş gibi görünen bir iki kişinin de düştüğünü gördük. Yine güzel bir takım savaşı izledik iki takım tarafından. Ama Taldrin'in güzel de bir Q kullanmışken, bir çembalta kullanmışken ulti atamadan... Bir Noxus Guillotine'i bekliyorduk orada. Ki Noxus Guillotine'ini atabilse bir sonraki hedefi de çok yakındaydı kendisine. Pozisyonun tekrarını izliyoruz. Oldukça uzun bir tekrar. Ya Rogue aslında çok iyi bir refleks göstermiş ama ya 1-2 milisaniye gecikmiş sadece o kara kalkanı kullanmak konusunda. Yani belki de hiçbir oyuncunun aslında gösterebileceği bir refleks değil zaten onu o kadar hızlı bir şekilde atabilmek. Naru'nun inişi yukarıdan inişi birazcık ilginç olmuş ama bakalım Taldrin burada biçen baltayı kullanıyor. Kışkırtılıyor ve ultiyi kullanamadan düşüyor. Bir de yani biçen baltanın dış kısmıyla kaç kişiye isabet edebilmiş ondan da emin değilim. Ya oldukça fazla iyileşti bu arada. Oradan çok fazla kişiye isabet ettiğini anlayabiliyoruz. Ama kitle kontrol zinciri sırasında evet. Ultisini kullanamamış Darius. Ve burada da istediğini alan taraf Doğuş Üniversitesi Aurora oldu. Yalnız şimdi arkada Rogue'u yakalayacaklar. Buradan güzel bir buzdan sütun geldi. Ve yani ultisi aktifleşmeden düşecek o noktada Rogue. Ultisini de kullanmıştı rakiplerini gördüğü anda. Bir skor burada 1907 Fenerbahçe hanesinde ve altında öne geçmesi anlamına geliyor. Daha da önemlisi henüz 16. dakikada olmamıza rağmen ilk kule altın daha doğrusu alınmadı. Dolayısıyla 1907 Fenerbahçe hızlıca bu minyon dalgasını temizleyerek o ilk kule altını almak istiyor. Baktım da diğer taraflarda böyle bir hamle yok orada. Yine de alamayacaklar bu arada. Tabii hani az önce vadinin alametine gittiğini görmüştük Wisdom'un ama onu alamadan geri çekildi. Alamet de yani alınmış değil. Kule altını burada 1907 Fenerbahçe'nin olacak. Wisdom da bu ultisini boşa harcamış oldu. Yani istediğinden de fazlasını aldı burada 1907 Fenerbahçe. Orta koridorda da ya Frozen üstünlüğü bir türlü erimedi. 164'e 151 devam ediyor. Ya maç başından bu yana. Evet dakikalar ilerledikçe yani 12-13 milyon farkı pek bir şey ifade etmiyor ama yine de Frozen dengelenmiş Talia oynamasına rağmen Yusuf yani alana sarı veriyordu eskiden Talia'nın. Şimdi tek hedefli vurmasına rağmen gayet iyi bir performans sergiliyor minyon konusunda. Altın farkı da bu arada 800 ama Aurora'nın da ilk kuleyi almasıyla beraber eşitlenecek durumlar. Dolayısıyla oldukça yakın bir karşılaşma izliyoruz. Zaten ya takımların mevsim boyunca gösterdikleri performanslar ve galibiyet mağlubiyet oranları da şu anda nedenli yakın olduklarını gösterir nitelikte. Zerg'in Naru'yu korkutmaya çalıştı ama Gagalio'yu korkutmak o kadar kolay değil. Alt koridordaki
mücadeleye de bakarsak orada yani orada da her zaman devam eden 30 milyonluk bir fark söz konusu ama iki tane skor var Mundo'da ve ilk eşyasını tamamlamış. Saldırının henüz üçlü kuvveti tamamlayabilmiş değil. Yeterli altın var ama önce bir üstüne dönmesi gerekiyor. Şimdi Pedon'un peşinde Rogue ve Rain, yalnız Pedon oradan çıkıyor ama stakiple. Tabii şimdi Hiyos'un üzerinde henüz kullanılmamış bir kronometre olması, az önce günün ikinci karşılaşmasında yanılmıyorsam Armut'tan gördüğümüz güzel Darius'un smacına kronometre atma aksiyonunu gerçekleştirmesi sağlıyor. Şöyle bir durum var ama orada. Ya çok sevdiğim bir interaksiyon değil ama ne yazık ki var. Darius'un ultisini kronometreyle iptal edemiyorsunuz. Kronometre bitince bir daha kullanabiliyor. Yalnız kronometre içerisindeyken iyileşmeye devam ediyorsunuz. Tabii ki. Dolayısıyla hani son vuruş olma... Zaten Armut'u kurtaran oydu. Zonanın içerisinde canını fulllediği için çıktığında ultiyi atacak pencereyi bulamadı Papa. Ve mesela o süre içerisinde yükler de bitmiş olabiliyor. Evet tabii. Ama yine de Darius'un ultisinin hani bekleme süresine sokmuyorsunuz en azından öyle diyelim. Naru şimdi zor durumda. Naru orta koridorda zor durumda ama çıkmayı başardı. Sıçrasını kullanarak çıkmayı başardı. Yalnız orta koridorda iki kişiyi tutmayı başardığı için de... Yalnız şimdi ulti gelecek Fiddlesticks'ten. Wisdom'dan koşu yolda harika ulti. Fiddle'ın ultisi hasar bile veremeden. Orada eridi gitti yalnız. Mu'da gelecek ve can barları birazcık tehlikeli noktalarda. Bakıyorum Talia'da bu arada örgü duvarıyla beraber gelecek. Yalnız o savaşa katılan ultisiyle galiyor. Işınlanıyla bakalım arka tarafa Hiyos gelecek. Rain düşecek mi? Rain de düştü bir anda 3'e 3'e 4'e 3'e dönüştü hatta. Naru'nun da düştüğünü göreceğiz. Geldiğine pişman olan bir Aurora dörtlüsü var burada. 4 skor birden 1907 Fenerbahçe'nin oldu. Ve yani orada kötü durumda görünen Mo çok rahat bir şekilde zaten bahsettik tanklar ultisini atabilir diye. Sejani'ye ultisini kullandı. Pasifi sayesinde birileri öldükçe canını da yenilemeye devam etti. Ve yani çok azıcık bir canla sıçrayla uzaklaşmışken şimdi yarı canla alameti almaya devam ediyor. Yani açıkçası bu savaş bir dakika sonra gerçekleşmiş olsaydı eğer... Gidebilirlerdi evet belki. Baron'u alabilirlerdi. Alameti de çok rahat. Mu alacak. Kaldırım bir yaklaştı abi ben alsam olur mu dedi ama yok. Mu izin vermedi. Topuç bırakma niyeti yok. Zamanında alınmış bir alamet. Baron'u da böylece gelişini görmüş olacağız. 12.600 canlık bir canı var. Hiyos'la da Taldrin arasında ufak bir dans kapışması vardı gördüğüm kadarıyla. Aldrin tabii üçlü kuvvetini bitirdi. Ve az önceki savaştan sonra yanılmıyorsam geri dönmedi. Dolayısıyla geri döndüğünde bir eşya daha alabilir diye tahmin ediyorum. Frozen da özlemiş. 4-0-2. Evet. Talia onun yani en iyi oynadığı şampiyonlardan bir tanesiydi tabii ki. Dengelenince yani bir ormana gittiğini gördük Talia'nın. Alt koridorda yine denendiğini, orta koridorda daha az oynandığını gördük ama... Yine gayet oynanabileceğini gösteriyor Zerg bize. Zergsting'in başı dertte olabilir. Wisdom bu arada ultiyi kaçırdı. Zergsting sıçrayı kullanarak oradan çıkacak. Korkutmayı da başardı yalnız Rain. Sıçrasına acımadı bile. Zergsting skorunu almak için arka tarafa uzandı. Yalnız skor Wisdom'da kalıyor. Yani kırmızı çarp sayesinde aldı galiba. Ultiyi kullanmışken skoru almak da isterdi. Şimdi Naru'ya güzel bir buzdan sütun gelecektir. Yerden bitme de iyi geliyor. Naru tabii çok çok fazla tank değil. Şimdi Fedon gelecek. İnfaz da kullanılacak. İnfazla beraber o bir asist aracı oluyor. Talia'da kaldı skor. Ya işte Trundle ultisi gelince önce bir tank gibi görünüyorsunuz ama 1-2 saniye sonra bir anda eriyor canınız. Yaskart bu arada bu karşılaşmada da Move'un buzdan sütunlarının gayet iyi olduğunu belirtmemiz, değerlendirmemiz lazım. Şimdi orta koridoru ilk kulesini almayı başaracak Shelly. Bakalım ikinci kafayı atacak mı? Arka tarafta bu arada Morgana'yı yakalamış. İlk kafayı aslında çok çok az can dağıttı. Bunu çok istemezsiniz. Arka taraftan Wisdom gelecek. Wisdom kutup saldırısıyla güvenliğe doğru gidiyor. Bu arada Aurora çok kötü pozisyonda kaldı. Yani bu kuleyi hızlı bir şekilde indirebilirse... İkinci kafayı da atacak bu arada Shelly. Bakalım atabilecek mi? Evet. Atacak. Minyon bloğunu kurtulursa hop. Ve yani bugün... İkinci karşılaşmada olması lazım. Harika bir vadinin alameti kullanımı demiştik. 1.5 kuleye verdiği hasarla. Burada durumu 2.5 kuleye çıkarmayı başardı 1907 Fenerbahçe ve aslında dengede gittiğini değerlendirdiğimiz karşılaşmada da 3000 altınlık bir üstünlük yakalamayı başardılar 22. dakikada. Ve buradan itibaren yani Trundle dakikalar ilerledikçe çok daha büyük bir tehdit haline dönüşmeye devam edecek. Direnç eşyaları artmaya devam ediyor. Doğuş Üniversitesi Aurora tarafında da Trundle için daha rahat ulti hedefleri anlamına geliyor. Ama üst koridorda da bu Darius Mundo eşleşmesinde Darius'un bir türlü o aradığı üstünlüğü kuramadığını ve koridor kabadayılığını bir yerden sonra kaybettiğini görüyoruz.
ve takım savaşlarına olan etki değerlendirildiğinde evet. de Darius çok büyük bir fark yarattı diyemeyiz. Birazcık direnç eşyasına ihtiyacı var. Çünkü o kitle kontrolden ve ilk gelen hasar dalgasından kurtulup sonra kendisinin kan yüklerini biriktirip ultilerini atabilmesi gerekiyor. Orada üst koridordan ilk kuleyi alan Rain oluyor. Yine alt koridorda da cevap ona Padden'dan geldi. Kuleleri değişmiş oldu nişancılar böylece. Muramanası tamamlanan bir Ezreal var. Bu arada şimdi orta koridorda Galio'nun yakalandığını gördük ama oradan çıkmayı başarıyor tabii. Frozen Zerg Sting ikilisi Frozen Move ikilisi kadar kolay eritemiyor Galio'yu. Merkür'ün adımları da alınmış. Baron etrafındaki görüşü de temizlemeye çalışacak. 1907 Fenerbahçe. Ama işte şimdi o maçı öncesi de bahsettiğimiz duruma yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Yani şu anda elle tutulur diyebileceğimiz bir üstünlüğü var aslında 1907 Fenerbahçe'nin. En azından altın konusunda. Frozen mesela çok önde. Padden'la Trundle'la hiç fena bir durumda değil. Bakalım bunu arttırabilecekler mi? İki tane iç kule var şu anda. Biri üst koridorda, biri alt koridorda. Hedef olarak onlardan birini seçebilirler. Baron etrafındaki görüşü azaltıp Baron deneyebilirler. Belki orada yemlemeyi deneyebilirler. Çünkü Baron'u çok hızlı yapamayacaklar. İlk hedef sanki Okyanus Ejderi olacak gibi görünüyor. Ya da Okyanus Ejderi'nin etrafında bir yemleme olabilir ama Zerg Sting'in oradan geçtiğinin farkında Doğuş Üniversitesi Aurora. Naru'nun geri dönmesini engelleyeceğim derken Zerg Sting'in başı derde girebilir. Ama oradan çıkmayı başarıyor. Şimdi Talia ve Trundle ikili şekilde orada Okyanus Ejderi'ne doğru ilerlediler. Ve rahatlıkla alacaklar. Bu da oyundaki ikinci Ejderi olacak. Şimdi Padden'ın geri gittiğini görüyoruz. Padden şu anda çantasında kara balta, mahvolmuş kralın kılıcı ve coşku var. O da büyük bir ihtimal bombardımana doğru ilerleyecek. Ya tabii Ezreal güç patlaması birazcık daha geç gerçekleşen bir şampiyon. Dolayısıyla ama o güç patlaması gerçekleştikten sonra da Lucian'dan çok daha iyi oluyor mu sorusunun cevabı benim nezdimde hayır. Ezreal'ın avantajı birazcık daha takım savaşı daha başlamadan rakip takımı, rakip oyuncuları dürtmesi ve canlarını %70-%60 seviyesine indirebilmesi. Yani kafa kafaya dümdüz bir takım savaşı başladığı zaman Lucian yetenek seti itibariyle çok daha fazla anlık hasar çıkarabiliyor tabii ki. Ama sonrasında da Lucian'la yeteneklerinizin yeniden gelmesini beklemek durumunda kalıyorsunuz ve menziliniz kısa. Bombardıman topu tabii onu az da olsa pozitife çevirebiliyor. Şimdi Wisdom görüş sahibi oldukları çalıya doğru kutup saldırısı yaptı. Move Rogue'un oraya gelişini engelledi. Oyuncular bir bağlantı kopması yaşamıyor şu anda. Hareket etmiyorlar. Bir sonraki hamlelerini tasarlıyorlar. Yani oyunda bir Rek'Sai varmış hissiyatı oluşmuyor evet. mu sende de? Şimdi Mu o çalıya kafayı atacak. Yalnız Mu'nun başı dertte olabilir. Ultisini kullanacak mı? Kullanmak zorunda kalacak gibi görünüyor. Mu ultisini bile kullanamadan düştü. Orada kitle kontrolle beraber Mu'u kilitlediler. Şimdi rakibin ormancısı yok. Yani bunu Baron'a çevirecek cesareti görecek mi acaba Aurora kendisinde? Ya kitle kontrolden çıkınca atarım ultiyi diye düşündü galiba Move ama çıkamadı. Bitmedi çünkü o kitle kontrol bir türlü. Bombardıman topu tamamlandı Padden tarafında. Diğer taraftaysa diğer nişancıda bir civa kuşağı görüyoruz Rain'de. Ya tabii bu maçta civa kuşağı neden iyi bir tercih sence? Yani Fiddle Ultisi'ne karşı yapılmış sadece, bir evet. tercih. Şimdi bakalım. Burada evet, ufak bir kafa atacak Move. Move müthiş bir plana sahip olduğunu düşünüyorum. Yani sonra tamam şu kitle kontrolden çıkınca derken sersemletildi. Alaya sardı. Sersemledi. Şimdi bu arada bir savaş başlanmış. O duvarın arkasına çıkmak için sırçasını kullanmak zorunda kaldı. Işınlan tamamlanmayacak. Son anda iptal etti Yos ışınlanını. Biz tekrar izlediğimiz noktada Frozen'dan güzel bir örgü duvar oyunu gelmiş. Frozen da harika bir oyun geçiriyor. Üçüncü eşyasını da tamamladı. Morello, Luden ve Rabadon'un şapkası. Şimdi Wisdom. O çalının kontrolünü yine rakibine kaptırmak istemiyor. Yalnız Mu üzerine doğru gitti. 13. seviye 2. Ormancı da bu arada güzel bir karanlık eser geldi. Rodudan Wisdom'a ne oldu? Wisdom'ın düşüşünü göreceğiz. Skor kime gitti? Talia'ya gitti. Bu sefer de diğer ormancının düştüğünü gördük.
Az önce ormancılardan biri düşünce diğer takım pek bir hamle yapamamıştı. Bakalım şimdi 1907 Fenerbahçe bir şey yapacak mı? Ya burada yine Baron tabii riskli bir hamle olur. Ya çünkü iki takımın da kompozisyonu Baron'u böyle eritmeye hiç elverişli değil. Yalnız 1907 Fenerbahçe'nin de pek umurunda değil bu durum. Arka tarafa ışınlandı gelecek. Frozen bu arada çalının içerisinde bekliyor. Zergsting'den bir ulti bekleyebiliriz burada. Yalnız iki kişinin orada saklanması demek Baron'un oldukça yavaş düşmesi anlamına geliyor. Saldırın az da olsa canını yenilese de yeterli miktarda can yenileyemiyor ve Rogu'dan güzel bir zulüm toprağa geldi oraya. Move bu arada yani çeyrek cana kadar indi neredeyse. Ve 4 saniye sonra da Wisdom vadiye geri dönecek. 6000 cana kadar indi yani. 1907 Fenerbahçe fena bir fikre sahip değildi ama o çalının içinden hasarı veremeden Rogu onları eliyle koymuş gibi buldu. Yani şu ana kadar hani elinde bir üstünlük var ama minyon dalgası temizlemekten başka bir şeye pek dönüştüremiyor 1907 Fenerbahçe bunu. Ya benzerini ben Team Aurora için de söylerim Scarlett. Evet. Her iki takımda o karar verici hamleleri yaparken çok tereddütlüler. Ama bu takımlardan biri önde diğeri değil. Doğru. Yani 1907 Fenerbahçe'nin şu anda 3000 ama bayağıdır 4000-5000 altınlık bir üstünlüğü var. Ve yani şey de mesela bir seçenek. Kuşatma konusunda tamam Lucian belki birazcık zayıf ama Fiddlesticks tehdidiyle birlikte, Talia ultisinin tehdidiyle birlikte en azından bir yerde minyon dalgasında buluşup mesela üst koridor ve alt koridor kulesine bir hamle edebilirsiniz. Ki alt ve üst koridorlarda da geçerli ama özellikle orta koridorda Fiddle'ın görünmeyen yerlerden ulti atabilmesi çok daha rahat oluyor. Bu avantajı da kullanmak istemiyorum ama işte 1907 Fenerbahçe'nin iki kuleyi çok erken dakikalarda alması bunu da biraz zorlaştırıyor. 1907 Fenerbahçe yavaş yavaş hattını rakibin ormanına doğru çekmeye başladı. Ve görüş çizgisi onlar adına oldukça ileride. Frozen'ın atacağı bir yerden bitmeyi takip etmek istiyorlar. Şeyi iyi kurdular. Şu anda görüşü gerçekten iyi oturttular. Bir şeye dönüştürebilecekler mi? Önemli olan o. Move yakalandı. Şimdi örgü duvar geldi. Yalnız örgü duvar herhangi bir hamleye müsaade edecek bir açıdan gelmedi. Yalnız orta koridorda takımlar bir savaş kovalıyor. Darius bu arada Mundo'ya doğru yaklaşıyor. Darius ile Mundo'nun arasındaki birebir de yalnız şimdi Hios'un buradan çıkması gerekebilir. Frozen geldi. Yerden bitme kullanacak mı? Koşu yoluna bir yerden bitme geldi. Yalnız Hios ultisini hiç umurunda değil bu arada. Gerçekten de hiç umurunda değil. Mormug'un zırhını da almış. Saldırından tutacak geldi. Şimdi arka tarafta Hios'un üzerinde yükler birikmeye devam ediyor ama canı da o kadar hızlı yenileniyor ki. Ruh gömleğiyle beraber ve istediği zaman kullanmak üzere de kronometresi hala emrine amade. Yalnız Fenerbahçe ters tarafta yakalanmış. Arka taraftan Wisdom ve Rogu yaklaşıyor. Moon'la Naru'nun arasında birebir var. Yalnız Pad'ın kötü pozisyonda yakalanabilir. Pad'ına bir ulti yalnız. Güzel bir amansız takip. Zergsting bu arada arka tarafa sırçasıyla giriyor. İnfazla geldi. Zonya'sını da kullandı. Yalnız Zergsting'in ultisi rakibi almak için yeterli değil. Ve Rogu bu arada Zergsting skorunu alıyor. Yani 1900 Fenerbahçe burada sandviç oldu. Mundo ile geri kalan 3 oyuncu arasında. Mundo içeri doğru girdi. Galio'dan ulti geliyor. Galio'nun ultisi Saldrin'i havaya doğru sıçrat. Saldrin Türkçeğini kullanıyor. Bu arada harika bir balta geldi. Bir çan balta ile beraber canını yeniliyor. Çok güzel oyun geldi Frozen'dan. 2'de 2'nin sebebi orada harika kullanılan yerden bitme. Rogu'nun da başı derde girecek. Saldrin geliyor arka taraftan. Rogu'dan burada Zonya geldi. İsabet dalgası da geliyor. Yalnız sersemletemedi rakiplerini. Bu uzun ve kaotik savaşın kazananı. Burada 1907 Fenerbahçe oldu. Can derleri oldukça az bu arada. Baron deneyecekler mi emin değilim. Denemeyim. Denememeyi daha mantıklı buldular. Ve yani çok enteresan bir Galio ultisi gördük orada. Galio ultisini atabilmek için içeri sıçrayla girdi Mundo. Ya analiz masasında konuşulmuştu bu konu. Galio ultisini kiminle atacaksınız evet. Dendiğinde böylesini kimse tahmin etmemişti. Ama iyi sonuçlanmadı bu Doğuş Üniversitesi Aurora adına. Gerçi altın farkı hala kontrol edilebilir seviyelerde. Yani 3800 altınlık bir fark söz konusu. Zergs'in can çalacağım derken canından oldu. Şuna bir W atayım da 300 canımı götürsün. Ve yani Move aslında bayağı agresif oynadı burada. Sonrasında Zergsting'in girdiğini ama bir şey kullanamadan neredeyse 10 cana indiğini görüyoruz. Haldir'in ama o biken baltayla bir kişiye mi? Yani yok çok... birden fazla kişiye. Değil mi? O kadar fazla öyle olması gerekiyor yani. Başka bir yolu yok. Burada galiba ikisini görüyoruz. Hedon'ın sıçrasını almaya başardı. Haldir'in hop iki kişi. Bu arada üç döndük. Üç kişi hatta. Ve üçüncü ejderi de 1907 Fenerbahçe'nin aldığını görüyoruz. Daha ejderini aldılar bu sefer. Ve Kadim Ejderha'nın çıkışı noktasında da 1907 Fenerbahçe avantajlı bir konuma geçmiş oldu böylece. Yani her iki takımın uygulamalarında da
o kadar ufak tefek sorunlar var ki bu maç her an bir takımın galibiyetiyle sonuçlanabilir gibi geliyor ama daha az hata yapan şu ana kadar 1907 Fenerbahçe oldu, onu belirtmemiz gerekiyor. Şimdi Naru'yu yakalamaya çalışacaklar. Yerden bitmeden sıçrayla kaçıyor Naru. Şimdi diğer tarafta da evet, Wisdom'ın çalıda beklediğini görüyorduk. O da hemen oradan çekildi. Baron dansı. Bir Vodafone Frizon Şampiyonluk Ligi klasiği. Şimdi Wisdom yakalandı. Yalnız Kara Kalkan kullanıldı üzerinde. Şimdi yakalanan taraf move olmuş olabilir. Yalnız bu sefer ultisini kullanacak fırsatı buldu. Tanklaştı senin de söylediğin gibi. Örgü duvar arka tarafa Fiddle'ın girdiğini görüyoruz. Zonya'sını da kullanıyor. Çıktığı noktada yalnız kışkırtılacaklar o tarafından. İlk düşen isim burada Fiddlestick. Zergsting oldu. Ve bu savaş hiç 1907 Fenerbahçe'nin istediği gibi gidiyor gibi görünmüyor. Taldırın arkada iki kişiyi birden yakalamayı başardı. İlk smacı bastı Wisdom'a. Şimdi yükleri yüklemeye devam ediyor. Reyna bir yaklaşabilsem diyor ama hayır. Reyna yaklaşmasının imkanı olmayabilir. Dios o kadar tanki. Tutçek de yeterli olmadı. Taldrin arka tarafta düşüyor. Yalnız 3 kişi Taldrin'in üzerindeyken diğer tarafta skorları alan da 1907 Fenerbahçe olmuş diyorum ama Rogue'dan güzel bir oyun geldi derken Eos move'a yapıştı. Rain düşecek. Bakalım move almayı başaracak mı Eos? Çantayı fırlattı. Yalnız çantayı kurtulmak için fırlatmak zorunda kaldı. 4'e 2'lik bir değişim. Sihirdar Vadisi'nin çeşitli taraflarında yaşanan ufak çatışmalar ama büyük resimde kazanan 1907 Fenerbahçe oldu burada. Ama baron almaları için yeterli olabilir mi? Canları çok çok az. İstiyorlar. İstiyorlar baronu. Ya istemekle alabilmek iki farklı şey tabii. Şimdi sen de takdir edersin. Tanklayacak. Hios gitmek istiyor. Ultisi yok. Girmesi lazım. Ama yok, alacaklar baronu. Evet. Girmesine rağmen aldılar. Bu arada Zergsting de gelmiş. Hios'a yaptığım kötü tavsiye için herkesten özür diliyorum. Sonunu getirdi oraya girmek. Ve açıkçası bir kilit halinde ilerleyen karşılaşmada da kilidi açabileceğini düşündüğüm hamleyi yapan sanki 1907 Fenerbahçe. Evet, yani aşağıda çünkü Taldrin çok vaktini harcadı rakiplerinin. Yani Rain onu kayıtlayayım, vurkaç yapayım derken bir türlü yeterli hasarı çıkaramadı ve takım savaşının geri kalan kısmına, diğer kısmına dahil olamadı. Ya yani. Zorgsling de sanki kağıttan yapılmış Scarlet. Evet. Her pozisyonda o kadar hızlı düşüyor ki hop. Ya bakalım alt tarafta 3 tane tankla, daha doğrusu 2 tank bir nişancıyla Taldrin'in mücadele ettiğini görüyoruz. Biçen balta burada 3 kişiyi isabet ediyor. Anında yok ediyor zaten rakibini. Orada ama Rain üstüne gitse yani o skoru da alacak. Rain de fazla çekimser davranıyor. Burada yani belli artık Taldrin'in ona oynayamayacağı. Ve ben sağ tarafa oynayıp move'un üzerine gitmesini beklerdim burada Rain'in. Frozen'dan da uzaklaşmış olurdu bu sayede. Ama işte Frozen'dan güzel bir sıçra geliyor. Eğri sayesinde nişancıyı da oradan düşürünce çok rahat bir baron aldılar. Şimdi üst koridorun ikinci kulesini almayı başardılar. Baron güçlendirmesi Padden'ın üzerinde var. Ya bu arada Frozen da hakikaten çok iyi bir oyun geçiriyor. 11-0-5. Yani tekli dereceli sırada takımınıza gelse maç sonu 4 kişinin de iyi oyuncu vereceği bir performans bu, açık konuşalım. Ve şimdi örgü duvarında yardımıyla beraber arka tarafta rakibi kesmeyi başarıyorlar. Rakibin yolunu kesmeyi başarıyorlar daha doğrusu ve inhibitör kulesini aldılar. Şimdi dikkatle inhibitöre çevrildi. Hios içeri giriş fırsatı arıyor. Ve bakıyorum celladın çağrısı henüz yapılmış değil. Zergsting. Şimdi arka tarafa doğru girdiler. Zergsting bir kez daha düşecek. Ve şimdi inhibitörü almak istiyorlar ama inhibitör karşılığında Taldrin'i de kaybedecekler. Ve inhibitör senin de söylediğin gibi düşmeyecek. Hios takibi sürdürmek istiyor. Hios bu arada sıçrayla beraber orada baltasını kullandı. Frozen'ın yerden bitmesi kurtarmak için yeterli olacak. Mu geldi. İnfazlarınızdan gelmeye çalışıyor. Rain Fulcan senin de söylediğin gibi. Galiotis kimse yamaya sıçradamadı. Rain takibi sürdürebilir. Naru yalnız orada çok korktu. İsabet dalgası son anda kaçtı. Padden'dan agresif oyun. Çok da güzel bir orada civa kuşağı geldi. Bir skor daha alabilecek mi? Padden o neler yapıyorsun Padden? Bir skor daha çıktı orada. Trundle'a gitti. 2'ye 4 yapacak Padden. 2'ye 4 yapıyorlar. Skorlar çıkmaya devam edecek mi? Naru'yu almayı başardı. Mu'la Padden harikalar yaratıyor bu savaşta. Sıçra da geldi. Mu yalnız arka tarafta Padden'ın canını okudu o sıçrayla. Şimdi buzdan sütun geliyor. Son bir ısırık Rogue'ya. 4'e 2'den avantajlı çıktılar. İnanılmaz pozisyon. Hios'u almak o kadar kolay olmayabilir. Yalnız ultisi yok. Hios'u da alacaklar. Ne oynadı Padden? Bir başka sekans izledik ya, galiba Padden, Scarlet. Padden gerçekten lig boyunca nişancı pek tercihinde bulunmadı ama bu maçta özellikle son takım savaşında öyle bir oynadı ki. Yani bir Faker yana adımı, bir Captain Jack civa kuşağı. Gerçekten çok çok iyiydi. Çok çok iyiydi.
Ya onu düşünebilseler belki apayrı bir senaryo bekliyordu bizi. Ama Doğuş Üniversitesi Aurora önce Frozen'ı ellerinin ucundan kaçırdı, ardından Paddon düşmeyince inanılmaz ya, bir takım savaşı. Ben bu arada Doğuş Üniversitesi